Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gülme kız, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Kafam allak bullak oldu telefon gelince. Telefon videoyu açtım zannetmişim, açmamışım arkadaşlar. Bir baktım ekran kendiliğinden kapandı. Arkadaşlar bugün biraz sütlaç canım istedi. Şireli şireli şöyle. Pirincini koydum ocağa, kaynattım. Şimdi üstüne sütünü, şekerini koyacağım. Vanilyasını dökeceğim ve limon bulursam, limon da vardı, limon kabuğu rendeleyeceğim. Limon kabuğu sütlaçta aşırı derecede bir güzellik, lezzet veriyor arkadaşlar. Şurada Rümeysem salatamı yapıyor. Şöyle. Dolapta kıymam vardı arkadaşlar. Dolapta kıymamı çıkarttım. Bu kıymayı unutmuşum dolapta. Garlanmış. Ben de diyorum bu ne diyorum. Bir baktım zorla çıkarttım. Bak dedim kıymaymış arkadaşlar. Onu da ocağa koydum. Dün çıkarttıydım. Bugün de işte ne pişireyim ne pişireyim derken şey yaptım. Şaştım kaldım. Eşim de bir yere işe gittiydi. Ona demişler abi akşam yemeğini burada ye. O da demiş ki ne yok ne yapacaksınız demiş. Ben teraviye gittiğim için demiş zor oluyor demiş. Demiş tava yapacağız abi demiş. Orada işte çalışan bir de demiş ki ben de eşime pirinç pilavı yaptıracağım abi nohutlu demiş. Demiş yok kardeş siz yiyin. Ancak sizin yemeğiniz size yeter zaten. Berber orası. Gençler orada işte oruç tuttukları için akşamı iftara hep beraber patronları yapıyor, yediriyor onları. Onun için o da işte şey yapmadı. Ben de tava öyle tava deyince böyle burnuma güzel bir tava, böyle patlıcan tavası, etli patlıcan tavası kokusu geldi. Ben dedim neyse dolapta kıymam vardı dünden çıkarttıydım dedim. Onu dedim şey yapayım dedim. Arkadaşlar şimdi tripodumu yerleştireyim. Arkadaşlar sütü sütlacı tencereye boşalttım. Demin işte kamerayı açtım diye açmamışım. Boşa konuşmuşum. Baktım ekran gidince ben de şaşırdım dedim. Ay Rümeysa dedim. Açmamışım dedim. Rümeysa ona gülüyordu. İşte arkadaşlar şimdi şeyden tava getirdim bir tane. Öbür taraftan yani şey koyduğum yerden. Biz de odunluk diyoruz. Siz de ardiye mi diyorsunuz? Kiler mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz işte. Ondan bir tane şey getirdim. Tava getirdim. Yazın yaptırdım zaten biliyor musun tavayı? Kızarttım ilk önce. Ondan sonra da şey yaptım. Ne onun adı? Karıştırdım işte. Konuşmayı unuttum. Kafam gitti iyice ya. Bu an çok telefonda konuştum. Herhalde akıl bir yandan uçtu gitti. İyice kavruldu zaten şey. Mesela da salatayı yapıyor. Yanına da bir bulgur pilavı yapayım. Yesin gider. İyi ki bunları yazdan yaptık. Vallahi şimdi olsaydı ne alabilirdik ne yiyebilirdik. Bir patlıcan 60 lira. 60 lira nedir? Aldığımız yok da zaten çok şükür. Biber 50 lira, 60 lira, 100 lira o civarda gidiyor. 100 lira olan şey ama acı olan biber, sivri acı biber. O 100 lira. Şimdi sobayı yakarım arkadaşlar. Dışarıda bir soğuk var böyle. Değişik bir şey. Esiyor bir yandan da. Şimdi sobayı yakarım güzelce. Ondan sonra bir yandan da pilavı pişiririm. Azıcık otururum. Bu an şey dediler. Şurada arka tarafta Araplar. Biz gulli diyor da onlara. Araplar bu Suriyeli mi oluyor? Tam ne olduğunu da bilmiyorum. Onlar Türkçesi de yok. Onlar da dün pazarda şey dağıttılar, kağıt dağıttılar. Kağıta işte abla dedi, yarın dedi, saat 10'da dedi, bir bak dedi, ihtiyacın olur belki dedi. Pazarda dolaşırken genç bir oğlan. Ay kağıdı aldım, şeyin içine attım, yarın saat 10'da açılacak dedi. Arabanın içine attım. Eve gelince eşyayı boşaltırken dedim ki, aman dedim, bu neymiş dedim, bir bakayım hele dedim. Bak dedim, bana uygun olarak sadece tencere var, çelik tencere, büyük.
tam benim istediğim gibi. Dedim baktım 375 lira 15 litre mi ne öyle bir şey. Yani uygun da fiyatı da. Sonra kalktım. Bugün işte neyse dedim onda dedim zaten dedim şey yapayım da dedim gideyim dedim. Eşim cumaya gitti geldi ondan sonra ben dedim ki kalkayım gideyim. Kalktım gittim. Vardım. Pazarın olduğu yerde hiçbir şey yok. Arabalar var ama kimse yok. Orada iki tane adam oturuyordu. Abi dedim böyle böyle dedim. Bunlar dedim işte şey getiriyorlardı hani malzeme getirecekler işte tencere falan. He abla dedi az önce buradalardı dedi. E ne oldu? E zabıta geldi topladı eşyalarını gönderdi. Niye? Yasakmış. Neyse oradan kalktım geri geldim. Oradan gelirken boğazım kurudu onun için bugün biraz damağım kurudu yani susadım. Oradan geldim telefon trafiğine şey yaptım takıldım. Onu ara oradan şey yaptı bizim bir arkadaş var Songül abla. Onu aradım hiç ses soluğu çıkmıyor dedim bir arayayım dedim ne yapayım dedim. Kadın hastanede yatmış 3 gün haberimiz yok. Ne oldu ritim bozukluğu var arkadaşlar dua edin Songül ablaya da sevdiğim değerli bir ablam. Ondan sonra neyse oradan şey yaptım onu kapattım Eltim'le konuştum. Eltim de işteymiş o işte böyle şey paketleme işi yapıyor onlar. Orada şey yapıyorlar UME hesabı işte gidiyorlar. O da Kocaeli'de Sevabacım'la aynı yerde oturuyorlar da ama tam neresindeler ben bilmiyorum yerlerini adres olarak. Sonra işte şey yaptım onu kapattım ablama aradım. Onu kapattım. Anneme aradım. Derken ay en son da telefona baktım şarjı bitiyor. Bıraktım. Bitmiş. Dakikam da yok ha. Siz süpür yap dedim. 250 dakika oradan geldi. Ben dakika şöyle arkadaşlar. Ben annemi her gün günlük aradığım için dakika dayanmıyor bana. Rümeysa'nın telefonuna şarjı. Rümeysa annenin arayamayın. Rümeysa Mustafa annenle arayamayla onlar da minnete yarıyorlar. Rümeysa bu Instagram'da video var. Annesi telefonu alıyor. Kız peşinde koşuyor. Dolanıyor annesine. Rümeysa da benim başımda bekliyor. Hadi ver hadi ver. Rümeysa müzik dinlemeden iş yapamıyor. Arkadaşlar konservemi de şöyle boşaltayım. Valla gayet şey duruyor ama dur bakalım. Taze patlıcanla yaptık arkadaşlar bunları. İyi ki de yaptık. Kızım bunlar kızarttı mı? Kızartık değil bu herhalde. Bu ön şey taze pişirdiydim. O mu neci? Yanıkları da içinde kalmış. Neyse ne anne yaptırdıksın artık. Evet arkadaşlar böyle şöyle bir aktar döndür etsem aslında kıymalar da karışsa çok iyi olur da ben buna çok az da bir su aktarayım takviye edeyim. Suyu da tamam kuru kuru pişmedi en azından suyunu da verdik arkadaşlar. Bu böyle ikili kırdasın. Ondan sonra altını kapatayım. Sonra pilavımı pişireyim arkadaşlar. Bir yandan da sütlacım pişiriyor. Sütlacımın şekerini attım. Sütünü de koydum. Sarımsa içinde bunu ben normal tava yaparak koymuşum herhalde. Evet. Tavamızı koyduk hocam. Şimdi geldi sıra sütlaça. Kaçıyor mu? Evet. Televizyon aç da azıcık şey izleyeyim. Kızım oğlum izleyeyim. Aslında limon kabuğu oldum ya arkadaşlar. Vanilyaya da gerek yok. Arkadaşlar aranızda mercimekli böyle bilen var mı? Ben boğazım çok kurudu bugün ya. Dün şeyde gördüm bir yerde.
Instagram'da mercimek şeyi vardı. Böreği vardı. Çok da güzel görünüyordu böyle haşhaşlı falan. Ondan aranızda bilen var mı? Yani pek tarifler kafama yatmadı diyebilirim yani. Şimdi Mustafa da gelir. Salatamızı da Meysam yaptı. Şöyle havucunu da buraya koymuş. Onu en sonunda deneyecek herhalde. Buna da bir şeyi var arkadaşlar, hemen dibine tutuyor ya. Koyuluğu çok güzel oldu Allah'ın nişastaya da atınca hemen buna kaselere böyle güzelce. Efendim? İyiyim, seni sormalı. Şimdi indireyim arkadaşlar. Kaselere bölüp sizlere tekrar göstereyim. O sırada yemeğim de pişiyor. Şöyle tam böyle kıvamında oldu. Ben böyle koyu seviyorum zaten. Burada da yemeğimiz gibi oldu. Şimdi biraz da pilav pişiririm. Salatamız da hazır. Şöyle göstereyim. Salatamız da hazır. Sofrada görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sütlaçlarımı yaptım. 2, 4, 6, 7 kase çıktı. Şöyle göstereyim. Bunları burada soğumaya bırakıyorum ben. Bunlar burada pencerenin ağzında soğusunlar. Akşam teraviye gitsinler, gelsinler inşallah. Ondan sonra herkese birer kase sütlaç arkadaşlar. Çay zaten hazır oluyor. Hemen çay hazır ediyor. Eşim teraviye gidip gele, yani teraviye gidene kadar bir bardak içiyor. Ondan sonra geldikten sonra geri devam ediyor. Arkadaşlar yemeklerimi pişirelim. Sofrada görüşmek üzere. Ne yaptın anne? Kızım.
açıklaması nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Neden bir çok güzel? Korucunu ondan açtım. Evet arkadaşlar, bugünlük menümüz bu. Patlıcan tavası, hazırdakini çıkarttım. Bulgur pilavı ve Rümeysa da salata yaptı. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.